bir şekilde merkezi bütçe açığını kapatmaya çalışıyor, hı hı. kapatıyor. Ama yerel yönetimlerin elinde böyle bir imkan yok. Gelen her zamdan yerel yönetimler de etkileniyor. Ne yapıyorsunuz, ne durumdasınız, nasıl hazırlanacaksınız yerel seçimlere? Ya bir kere önce şunu söyleyeyim. Daha 2-2,5 ay öncesiydi. İşte Gabar'da petrol bulundu. Karadeniz'de doğalgaz inanılmaz büyük rakamlar telaffuz ediliyordu. Ve fakat o pembe rüyalar 2 ay sonra, 2,5 ay sonra bir kabusa döndü. Sadece mazota bu 2 ay içinde gelen zam %80'in üzerinde. Evet. Dolayısıyla aslında gerçekten herkesin mutfağında büyük bir yangın var. Tabii ki İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin de mutfağında bir yangın var. Yani biz hakikaten hizmet üretmekte çok zorlanıyoruz. Mart ayında çıkan bir genelgeyle deprem bölgesindeki illerden vergi alınmamasına karar verildi. Ve fakat toplanan vergiden aynı pay oranında, nüfusları oranında da pay almalarının önü açılmış oldu. Bu şu anlama geliyor. Tüm belediyeler, büyükşehir belediyeleri merkezi idarenin topladığı vergilerden paylarını alırlar. İzmir'in payı %6'dır örneğin. Fakat bu son düzenlemeden sonra örneğin Haziran ayında 1.7 milyar hazine payının belediye bütçemize girmesi gerekirken Temmuz ayında bu rakam 1.1 milyara düştü. Yani bir aydaki düşüş 600 milyon ve bu yaklaşık toplam gelirimizin %30'una tekabül ediyor. Yani bir yandan böyle bir büyük düşüş var. Bir yandan da iktidarın özel olarak İzmir'le ve diğer Cumhuriyet Halk Partili belediyelerle köşeye sıkıştırma politikası var. Yani bu ikisi bir arada yürüyor ve gerçekten o yangını da büyütüyor ve hizmet kabiliyetini de etkiliyor, hizmet kalitesini de etkiliyor. Örneğin toplu ulaşımda. Evet. Yani çok da soru geldi Sayın Başkan. Hemen aktarayım. Ulaşım deyince mesela yüksek fiyatlı buluyor vatandaşlar. Bana şimdi yayından önce yazanlar oldu. Ulaşım pahalı diyorlar İzmir'de. Şu anda ulaşım Türkiye'deki 30 büyükşehir belediyesi içinde en düşük ilk 3 sırada yer alıyor İzmir'in toplu ulaşım fiyatları. Şöyle bir örnek vermek isterim. Elektriğe %437, mazota %438 zam gelmiş. 2019'dan bu yana. 2019'da bizim öğrenci fiyatımız 1.8 lira. Şu anda 3 lira. Yani biz %60 oranında bir artış yapmışız bu 4 sene içinde. Oysa mazota ve elektriğe gelen zam oranları %400'lerin üzerinde. Nasıl kapatıyorsunuz o zararı? Kapatamıyoruz. Yani bunu Büyükşehir Belediyesi'nin bütçesinden sübvanse ediyoruz. 2019'da yaptığımız sübvansiyon 500 milyon lira civarında. 3 yıl sonra 2022'de yaptığımız sübvansiyon 4 milyar lira. Bu İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin bütçesinin %28-29'una tekabül ediyor. Yani biz toplu taşımayı sürdürebilmek için belediyenin bütçesinin %30'unu toplu taşımacılıkla sübvanse ediyoruz. Yani vatandaş daha uygun fiyata gitsin diye 4 milyar TL'lik bir bütçe aktarıyorsunuz. Kaynağı oraya aktarıyorsunuz. Ama bu sürdürülebilir bir şey değil. Hı-hı. Bakın neden değil? Çünkü aradaki fark şöyle ifade edeyim çok daha anlaşılır hale gelecek. Maliyeti üzerinden toplu taşımayı yapmaya kalkarsanız 42 liraya taşımanız lazım bir kişiyi. Biz şu anda 8.78'e taşıyoruz. Yani bugün otobüste gördüğünüz işte insanların her birinin cebine 32 lira Büyükşehir Belediyesi koyuyor demek. Evet, tersten okusak her bir vatandaşın o toplu ulaşımı yapabilmesi için 8.78 o ödüyor. Hı-hı. 32 lira da Büyükşehir Belediyesi ödüyor. Ya yani bu sürdürülebilir çok bir şey. Çok çarpıcı bir şey söylediniz şu anda. Yani, öyle gerçekten. Yani bu gerçekten sürdürülebilir bir şey değil. Fakat burada bir tuhaflık var. Biz fiyat belirlemek istiyoruz Büyükşehir Belediyesi olarak. Ama UKOME diye bir kurum var. O kurumun yapısını değiştirdiler. Evet. Ve biz orada azınlıktayız şu anda. Evet. Çoğunluktakilerin kararıyla fiyat belirleniyor. Biz defalarca götürdük.
Fakat UKOME uygun görmedi. Ama mesela toplu taşımacılık yapan Devlet Demiryolları kurum olarak kendisi karar veriyor. Fiyat düzenlemesini kendisi yapıyor. Bizim Büyükşehir Belediyesi olarak kendi yaptığımız toplu taşımanın fiyatını belirleme hakkımız yok. UKOME var çünkü arada. UKOME var. Ve UKOME, İstanbul'da da aynı problem var. Çok doğru ama UKOME belediyenin çoğunlukta olduğu bir yapı olmadığı için kendi yaptığımız toplu taşımanın ücretini kendimiz belirleyemiyoruz. Devlet Demiryolları, Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demiryolları örneğin kendisi belirliyor. Şimdi bu tuhaflıklar çok tuhaf. Gerçekten sonuçta şöyle bir tablo çıkıyor ortaya. Yani siz Büyükşehir Belediyesi olarak İzmir'de sadece toplu ulaşım yapmıyorsunuz ki. Yani işte çöp atık bertarafından arıtma tesislerine, toplu taşımacılık dışında İSSU hizmetlerine, İSSU idaresinin verdiği hizmetlere, yani birçok alanda mezarlık hizmetlerinden tutun gençliğe, çocuklara, esnafa, istihdama, her alanda hizmet üretmemiz bekleniyor. Görevimiz bu zaten bizim. Ama toplu taşımacılıkta sürdürülebilir bir rakam belirlenemediği sürece bu kaynakların tamamen sübvansiyona gitmesine yol açıyor. Özetle çok ciddi bir sıkıntı yaşıyoruz. Bu sıkıntı örneğin borç miktarımızı arttırdı. Şöyle bir tablo var ortada. 2019'da göreve geldiğiniz zaman İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin toplam borcu 649 milyon euro. Bugüne geldiğimizde 550 milyon euroya inmiş. Ve fakat bizim borcumuz TL cinsinden 4 katı artmış. Tabii. Yani şimdi, borcu ödemişsiniz ama bir kıymeti yok kur yani. Farkından, kur farkı evet. Nedeniyle peki biz niye dışarıdan borçlanıyoruz? Çünkü hükümetin bizim yaptığımız temel altyapı hizmetlerine kaynak ayırmıyor. Raylı sistemler, toplu ulaşımdaki araçların yenilenmesi, atık su arıtma tesisleri, bütün bunlara mesela hükümetin 1 metre metro tüneli yok İzmir'de. Türkiye'deki tek şehir biziz biliyor musunuz? İzmir'de hükümetin bir tek metre metro tüneli yok. Evet. Bütün bu yatırımları bu anlamda sıfır biz yapıyoruz. Yatırım, evet. Dolayısıyla biz bunları böyle bir bütçeyle yapmamıza imkan yok. O nedenle dışarıdan borçlanma yoluna gidiyoruz. Bu sefer de içeride döviz kontrol edilemediği için dışarıdaki borçlanmamızın içeriye yansıması da inanılmaz yüksek oluyor. Özetle gerçekten Türkiye'deki bu bozuk ekonomik düzen en çok yerel yönetimleri olumsuz etkiliyor. Hele bir de Cumhuriyet Halk Partili belediyeyseniz hakikaten sıkıntı çok büyüyor. Evet. Ya çok net ifade ettiniz Sayın Başkan. Biz Sayın Karaca ile 3 saat boyunca beraber olacağız yani. Sizden güzel. Sonra 2 bölüm daha var. Tamam. Hem sizi de biraz dinleyelim istedik. Tamam, belki üzerine Sayın Karaca.